Merhaba arkadaşlar. Bugün grup arkadaşım Beyda ve ben size Working Progress ile ilgili sunum yapacağız. Merhaba. Öncelikle Working Progress'in ne olduğundan bahsetmek istiyoruz. Daha sonrasında bizim Vip sınırı dediğimiz bir terim var. Onun ne olduğunu açıklayacağız. Ve Vip sınırlamanın neden bu kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Sonrasında akıllarda oluşabileceğini düşündüğümüz bazı sorulara cevap vermek istiyoruz. Bunlar VIP sınırını kimin belirlemesi gerektiği. VIP sınırları sprint ortası yüksek öncelikli işlerle başa çıkmak için değiştirilip değiştirilemeyeceği. Ve VIP sınırlarının ne zaman denetlenmesi gerektiği. Öncelikle Work in Progress nedir? VIP terimi tamamlanmayı bekleyen, kısmen tamamlanmış malları tanımlayan bir üretim ve tedarik zinciri yönetimi terimidir. Work in progress, üretim sürecinin çeşitli aşamalarındaki ürünler için katlanılan ham madde, işçilik ve genel gider maliyetlerini ifade eder. Work in progress, karşımıza bazen work in process veya work in play olarak da çıkabilir. Bunları gördüğümüz zaman da yine aynı şeyden bahsettiğimizi bilmemizde fayda var. Yani kısaca working progress, bizim belirli bir zaman diliminde yaptığımız işlerin bütündür diyebiliriz. Şimdi working progress sınırından bahsetmek istiyorum. Öncelikle working progress sınırının amacı kaynak kullanımını optimize etmek değil, iş hacmini optimize etmektir. Burada yandaki kanvada gördüğünüz gibi working progress kısmında bazı maddeler var. Bizim bu maddelerimizin bütününe yani miktarına working progress limiti diyebiliriz. Yani working progress limiti bizim aynı anda yapabileceğimiz işin kapasitesidir, hacmidir, miktarıdır. şimdi Yandaki kanvada gördüğünüz gibi Working Progress kısmında dört tane madde var. Ben e, gözünüzde daha iyi canlanabilmesi için bunu kitap örneğiyle anlatmak istiyorum size. E, dört tane madde olduğu için Progress kısmında bunu aynı anda dört kitap okumaya benzetiyorum. Aynı anda biz dört tane kitap okuduğumuz zaman bu bizim e, VIP limitimizi aşacağı için. Okuduğumuz kitaplardan tam olarak bir şey anlamayacağız. Ve zamanımızı verim alamadığımız bir iş için harcamış olacağız. Bu örneğe baktığımız zaman ise e, progress kısmında sadece bir madde olduğunu görüyoruz. Bunu da tek bir kitap okumaya benzetmek istiyorum. Tek bir kitap okuduğumuz zaman evet belki okuduğumuzu anlayacağız. Ama bu da bizim VIP sınırımızın altında kalacağı için... Yine vaktimizi verimsiz kullanmış olacağız. Yani daha fazla işi verimli yapabilecekken vaktimizi boşa harcamış olacağız aslında. Bu örnekte progress kısmında iki madde olduğunu görüyoruz. Aslında bu tam da olması gereken örnek. Burada ne VIP limitimizin altında kalıyoruz ve boşa vakit harcıyoruz. Ne de VIP limitimizi aşarak. ...yaptığımız işten verim almamış oluyoruz. Burada tam olarak yapabileceğimiz kadar işi yapmış oluyoruz. Şimdi sözü Beyda'ya veriyorum. Merhaba. Ben de size burada VIP sınırlamak neden bu kadar önemli? Bundan bahsedeceğim. Bunun nedeni, Wi-Fi düşünmenin aslında bir takımın üretkenliğini arttır arttıracağını... ...ve iş tamamlanma hızını hızlandırdığını görüyoruz. Bu iddia tartışmalı görünüyorsa... ...yandaki örnekte gördüğünüz gibi... ...Lidl yasasıyla bunu açıklamıştır. Ee, Lidl yasasında... ...bir kuyruğun süresini ne kadar süreceğini gösteriyor. Bu değişle VIP'in sınırlayan ekipler... ...işlerini daha da hızlandırarak tamamlanmasını sağlıyor. Geçebiliriz. VIP sınırını kim belirler? VIP sınırını aslında... ...developerslar belirleyebiliyor ama... Ee, e, Scrum Team nasıl çalışıyorsa aslında ona göre belirleniyor. Yani Scrum Team hep beraber çalıştığı zaman Scrum Team'in belirlemesi daha mantıklı oluyor. PIP sınırlarının e, Sprint ortası yüksek öncelikli işlerle başa çıkmak için değiştirilmeli midir? Sprint iç sırasına e, iş, iş listesine yeni bir öğe çekmeyi kabul etmek takıma bağlıdır sprint hedefi bu öğrenin mevcut odak e, mevcut odakla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmek için kullanılabilir. Yani bu sorunun cevabı VIP sınırlarına ve mevcut yüfe bağlıdır. Takım VIP sınır, sınırındaysa o da boş kalana kadar beklenir. Birikmiş öğeleri oldukça küçükse boş bir VIP yuvası oldukça hızlı bir şekilde boşalacaktır. Öğeler büyükse biraz zaman alabilir. Ama e, oda boşalmadan VIP sınırına bir ekleme yapıyorsak WIP sınırını değiştirmemize gerek yoktur. İstisna olarak bunu bu şekilde tutabiliriz ve not alırız. WIP sınırları ne zaman denetlenmelidir? Scrum takımları retrospektif sırasında WIP sınırlarını tartışırlar. Sprint boyunca bizi WIP sınırlarını ayarlamaktan alıkoyan hiçbir şey yoktur. Yani sprint sırasında da WIP sınırını değiştirebiliriz. Ama retrospektifin amacı sprint sırasında yanlış giden şeyleri düzeltmek ve daha iyileştirmek olduğu için retrospektifte bunu düzeltmek daha mantıklı olacaktır. Bu da bizim kaynakçamız. Anlatacaklarımız bu kadardı. Teşekkürler. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur durdum.